Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, Amerika ve İsrail'den İran'a karşı nükleer deklarasyon geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden'la İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına karşı Kudüs Müşterek Stratejik Ortaklık Deklarasyonu'nu imzaladı. Biden törende İran'ın nükleer güç olmasına izin vermeyeceğiz dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'de Başbakan Yair Lapid'le bir araya geldi. Başkan Biden ve Başbakan Lapid, İran'a karşı ortak deklarasyon imzaladı. Biden daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz. Diplomasinin bu sonuca ulaşmasının en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum. Ve bölgede teröre destek veren balistik füze programı ve Hizbullah gibi teröristlere uzantılarına silah aktarılması gibi İran'dan gelen tehditlere karşı koymak için İsrail'le birlikte savaşmaya devam edeceğiz dedi. İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Biden şöyle dedi. İsrail bağımsız, demokratik ve Yahudi bir devlet olarak kalmalıdır. Bunu sağlamanın da en iyi yolu her iki halkın yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli bir çözümdür. İsrail ve Filistin'den sonra Orta Doğu turuncunun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan'a gideceğine değinen Biden, yarın İsrail'den doğrudan Cidde'ye, Suudi Arabistan'a uçan ilk Amerikan başkanı olacağım. Bu önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Yarın Suudi liderliğiyle görüşmemde doğrudan bir mesaj taşıyor olacağım. Tüm bölgeye ve açıkçası tüm dünyaya barış ve daha istikrarlı olağanüstü fırsatlar getirecek bir mesaj dedi. Biden dün Kudüs'te bulunan Yad Vashem soykırım anıtını ziyaret ederek anma salonundaki ebedi Alevi yeniden yakmış ve çelenk bırakmıştı. Biden'ın yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmek üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya, ardından da Suudi Arabistan'a geçmesi planlanıyor.